Hazreti Zekeriya'nın bu sorusuna verdiği cevapla Hazreti Meryem de Allah'ın kendi üzerindeki fazlını ve rahmetini dile getirmiştir. Hazreti Meryem'in bu güzel özelliklerine şahit olan Hazreti Zekeriya, sürekli olarak Rabbinden bir çocuk istemektedir. Neslinin sürmesi ve yaptığı hizmetin devam etmesi için bir çocuğa ihtiyacı vardır. Ancak kendisinin ve hanımının artık çocuk sahibi olma yaşları geçmiştir. Fakat Cenab-ı Allah istese Hazreti Meryem'e hesapsız nimetler ihsan ettiği gibi fazlından kendisine de bir çocuk ihsan edeceğini bilmektedir. Ve yine samimi bir şekilde Rabbine yönelir. Bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya rahmetinin zikridir. Hani o Rabbine gizlice seslendiği zaman demişti ki, Rabbim, şüphesiz benim kemiklerim gevşedi ve baş yaşlılık aleviyle tutuştu. Ben sana dua etmekle mutsuz olmadım. Doğrusu ben arkamdan gelecek yakınlarım adına korkuya kapıldım. Benim karım da bir kısırdır. Artık bana kendi katından bir yardımcı armağan et. Bana mirasçı olsun. Yakup oğullarına da mirasçı olsun. Rabbim, onu razı olunan kıl. Hazreti Zekeriya aleyhisselamın samimi duasını Cenab-ı Allah kabul etmiştir. İbadetle meşgul olduğu bir saatte kendisine bir melek gelir ve bu güzel müjdeyi verir. Allah buyurdu, ey Zekeriya, şüphesiz biz seni adı Yahya olan bir çocukla müjdelemekteyiz. Biz bundan önce ona hiçbir adaş kılmamışız. Dedi ki, Rabbim, karım kısır iken benim nasıl oğlum olabilir? Ben de yaşlılığın son basamağındayım. Ona gelen melek, işte böyle dedi. Rabbin dedi ki, bu benim için kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni yaratmıştım. Luka İncil'inde Hazreti Yahya'nın doğumu ile ilgili olarak Kur'an ayetleriyle uyumlu bir anlatım vardır. Hazreti Zekeriya, Cenab-ı Allah'tan hanımının hamile olduğunu anlayacağı bir alamet göstermesini ister. Cenab-ı Allah ona alamet olarak 3 gün 3 gece insanlarla konuşamayacağı, ancak işaretle anlaşabileceğini bildirir. Hazreti Yahya'nın ana rahmine düştüğü gün, Hazreti Zekeriya da konuşamaz hale gelmiştir. O sabah ibadet ettiği odasından çıkarak kavmine işaretle Allah'ın şanını yüceltmelerini ve tesbih etmelerini tebliğ eder. Hazreti Yahya aleyhisselamın doğumu, Hazreti Zekeriya ve ailesinde sevinçle karşılanmıştır. Tarihçiler, Hazreti Yahya'nın Hazreti İsa'dan 3 sene önce doğduğunu bildirmektedir. Hazreti Yahya, takva sahibi, salih bir kul ve kavmi içinde bir hidayet önderi olmuştur. Allah, bu ihlas sahibi kulunu Kur'an ayetlerinde şu şekilde övmektedir. Ey Yahya! Kitabı kuvvetle tut. Daha çocukken ona hikmet verdik. Katımızdan ona bir sevgi duyarlılığı ve temizlik de verdik. O çok takva sahibi biriydi. Ana ve babasına itaatkardı ve isyan eden bir zorba değildi. Ona selam olsun. Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağı günde. Hazreti Yahya, yeni ahite göre de Allah'ın sadık bir kulu ve takva sahibi bir mümindi. O, Yahudileri kibirleri nedeniyle uyarmış ve onları Allah'ın hükümlerini korumaya, günahtan sakınmaya davet etmişti.
İffetini koruyan Meryem, biz ona kendi ruhumuzdan üfledik. Onu ve çocuğunu insanlığa bir ayet kıldık. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim ayetleriyle insanlara nasıl bir ahlak göstermeleri gerektiğini anlatmış ve yol gösterici olması için onlara peygamberlerden ve salih müminlerden örnekler vermiştir. İşte müminlerin güzel ahlakı üzerinde düşünmeleri ve kendilerine örnek almaları gereken bu salih müminlerden biri de Hazreti Meryem'dir. Hazreti Meryem, Cenab-ı Allah iman edenlere de Firavun'un karısını örnek verdi. İmran'ın kızı Meryem'i de, ki o kendi ırzını korumuştu. O Rabbine gönülden bağlı olanlardandı. Ayetleriyle bildirildiği gibi Cenab-ı Allah'ın güzel ahlaklarıyla Kur'an'da tüm insanlara örnek verdiği iki kadından biridir. Kur'an'da 11 ayette Meryem'in ismi geçmiştir. İmran'ın kızı Meryem'i de Cenab-ı Allah örnek verdi. Ki o kendi iffetini korumuştu. Böylece biz ona ruhumuzdan üfledik. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. O, Rabbine gönülden bağlı olanlardandı. Kur'an-ı Kerim'de iki surede ise ismi zikredilmeden, namusunu ve iffetini muhafaza eden kadın ifadesiyle anılmaktadır. Hazreti Meryem, Cenab-ı Allah'ın alemler üzerine seçtiğini bildirdiği bir soydan, İmran ailesinden gelmektedir. İmran ailesi, Cenab-ı Allah'a iman eden, her işlerinde ona yönelip dönen ve çevrelerinde de bu özellikleriyle bilinen bir ailedir. Cenab-ı Allah melekleriyle Hazreti Meryem'e, onu seçip arındırdığını, tüm alemlerin kadınlarına üstün kıldığını bildirmiş ve gönülden itaatte bulunmasını, secde ve rükû etmesini emretmiştir. Hazreti Meryem'in yaşadığı Nasır'a, Filistin topraklarında Celile bölgesine yakın tepeler arasına sıkışmış küçük bir köydür. Nasır'a köyünden ayrılan Hazreti Meryem'e Cenab-ı Allah beşer kılığındaki Cebrail'i elçi olarak göndermiş ve ona Rabbinden tertemiz bir erkek çocuğu armağan edeceğini müjdelemiştir. Onun adının Meryem oğlu Mesih olacağını, dünyada ve ahirette seçkin, onurlu, saygın ve Cenab-ı Allah'a yakın kılınanlardan olduğunu, beşikteyken de yetişkinliğinde de insanlarla konuşacağını bildirmiştir. Kitapta Meryem'i de zikret. Hani o ailesinden kopup doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra onlardan yana kendini gizleyen bir perde çekmişti. Böylece ona ruhumuz Cibril'i göndermiştik. O da düzgün bir beşer kılığında görünmüştü. Cenab-ı Allah Kur'an'da Cebrail'in Hazreti Meryem'in karşısına düzgün bir insan görünümü içerisinde çıktığını bildirmiştir. Hazreti Meryem, karşısındaki kişinin Cebrail olduğunu bilmediği için, yabancı biriyle karşılaşmasından dolayı hemen Cenab-ı Allah'a sığınmış ve "Gerçekten ben senden, Rahman olan Allah'a sığınırım. Eğer takva sahibiysen bana yaklaşma" sözleriyle kendisinin Cenab-ı Allah'tan korkan, iman eden bir mümin olduğunu ifade etmiştir. Söylemiş olduğu bu sözler, Hazreti Meryem'in güçlü Cenab-ı Allah korkusunu ve iffetine olan düşkünlüğünü ortaya koymaktadır. Hazreti Meryem bu konuşmasıyla sadece kendisinin Cenab-ı Allah'tan sakınan bir kimse olduğunu ifade etmekle kalmamış, "Eğer takva sahibiysen bana yaklaşma" sözleriyle aynı zamanda karşısındaki kişiyi de Cenab-ı Allah'tan korkup sakınmaya davet etmiştir.
Cebrail ise onun bu sözleri üzerine, "Ben yalnızca Rabbinden gelen bir elçiyim. Sana tertemiz bir erkek çocuk armağan etmek için buradayım." diyerek Hazreti Meryem'e kendisini tanıtmıştır. Kendisinin Cenab-ı Allah'ın bir elçisi olduğunu ve ona Cenab-ı Allah'tan bir müjdeyle geldiğini bildirmiş ve şöyle demiştir. Hani melekler dediler ki, Meryem, doğrusu Cenab-ı Allah kendisinden bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O, dünyada ve ahirette seçkin, onurlu, saygındır ve Cenab-ı Allah'a yakın kılınanlardandır.